Merhaba arkadaşlar. Ben WW Bilgi Evim Net editörlerinden Nur. Bugün sizlerle çok güzel bir yazma oyası yapacağız arkadaşlar. Bu yazma oyası ütü istemiyor. Taş gibi duran bir oya diyebiliriz kızlar. Öncelikle ben alt kısmına su kısmına gittim. Daha sonra bir tane sap kısmı yaptım. Sonra da fıstıklarını kondurup şu şekilde bir örnek hazırladım sizler için. Arkadaşlar isterseniz sap kısmını yapalım. Ben daha önce suyunu gitmiştim. Bir tane orta boy örümcek çekiyoruz. 3 tane doluyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Üçüncü tığ battığımıza girip ikişer ikişer alıyoruz arkadaşlar. 4 seferde yukarı çıkıyoruz. Daha sonra 1, 2. 2 tane zincir çekip bir kez doluyoruz arkadaşlar. İkili trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, pardon, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane trabzanımızı doldurduk arkadaşlar. Buraya 13 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Arka kısmını çeviriyoruz. Yaptığımız tığ battıların en başına gelip tığımızı saplıyoruz kızlar. Sonra 2 tane zincir çekip oyamızın ön yüz kısmına geçiyoruz. 1 tane doluyoruz arkadaşlar. Trabzan yapmaya başlıyoruz. 3 4 Kızlar buradaki zincirimize batmıyoruz. Zincirimizin alt kısmına. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 şöyle 18. Kızlar aslında buradaki 18'i 2 tane zincir yapıp da kapatabiliriz. 18 olunca şuradaki kısma girip buradaki bu dibindeki değil hemen onun yanındakine batabiliriz. 3 tane zincir çekiyoruz. 2 3 Daha sonra diğer tığ battısına batıyoruz. 1, 2, 3. Ara kısımlarını ben 5 tane koydum. Siz istediğiniz kadar koyun. Çok geniş yapmanızı tavsiye etmem kızlar. Hoş durmuyor ama yine de siz bilirsiniz. Kendi görüşünüz. Ben 5 tane yapmayı uygun gördüm. 2, 4. Şöyle 5 arkadaşlar. Şu şekilde. Ara kısımlarımız şu şekilde oluyor kızlar. Evet arkadaşlar, su kısmını bitirdik. Şimdi renkli kısmına geçelim isterseniz. Turuncuyla devam edelim arkadaşlar. Tığımıza renkli ipimizi aldık. Bir zincir çektik kızlar. Burada tepe kısmına, tığ battığımızın en tepe kısmına geliyoruz. Batıyoruz arkadaşlar. 9 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane zincirimizi çektik kızlar. Parmağımızı zincirimizin altına koyup
tığımızı zincirimizin altından geçirip bir tane çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Arkadaşlar 15 tane ilmeğimizi oluşturduk. Tığımıza ipimizi dolayıp hepsinin içerisinden geçirip 1 2 3 4. trabzanımıza batıyoruz. İlk yaprağımız oluştu bile arkadaşlar. Tekrar 9 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane zincirimizi çektik. Aynı şekilde fıstık yapmaya devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15'i de tamamladıktan sonra ipimize tığımızı doluyoruz. İpimizi tığımızı doluyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4. trabzanımıza batıyoruz. İkinci yaprağımızı da yaptık kızlar. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane zincirimizi çektik kızlar. Elimizi zincirimizin altına koyup başlıyoruz ilmek almaya. Evet kızlar, şurada bir yanlışlık yaptık. 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tekrar aynı şekilde ipimizi geçirdik kızlar. 1 2 3 4 Dördüncüye batıyoruz. 5 Üçüncü yaprağımızı da yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi son çiçeğimizin yaprağını yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane zincirimizi çektik. Alt kısımdan aldık. Elim terlediği için biraz kayıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15.yi de tamamladık arkadaşlar. Buradaki en son tığ battığımıza batıp bir zincir çekip çiçeğimizin yaprağını bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet kızlar, modelimiz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Emeğe saygı için lütfen videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Altına yorum yapın kızlar. Beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Diğer videolarımız için www.bilgievim.net'i ziyaret edebilirsiniz. Hepinize kolay gelsin. İyi örgüler.